Gün içinde bir düşünceden diğerine geçiyor ya da savruluyoruz. Düşünmek istediklerimiz var, düşünmek istemediklerimiz var. Alakasız birdenbire kendiliğinden gelen düşünceler var. Ben bu durak noktalarına düşünce limanları diyorum. Değişimden sürekli bahsediliyor. Ama ben bazı insanlar neden değişemiyor onu anlatayım. Zihniniz sürekli tekrar ettiği fikirleri daha kolay benimseme eğilimindedir. Örneğin reklamlardaki gibi bazı fikirler o kadar tekrar edilir ki bir süre sonra düşünce akışınızın doğal bir parçası haline gelir. Aynı şekilde sabah uyanmanız ya da öğlen 12 olduğunda açlık hissetmeniz de bunun gelişmiş modelidir. Bunları bol bol tekrar ettiniz. Ama değişimle ilgili fikirler, yani yeni bir alışkanlık ya da yeni bir eğilim. Onlarla insanlar o kadar az zaman geçiriyor ki beyin bu fikirle olan ilişkilendirmeyi yapacak zamanı bulamıyor. Bir süre sonra kuruyan bir tohum gibi fikir dağılıp gidiyor. Gün içinde sürekli tekrar ettiğiniz duygu ve düşünce limanları bir süre sonra kendi içinde bazı kalıplara dönüşmeye başlıyorlar. Bu kalıplar karakteriniz, kararlarınız, düşünceleriniz ve tabii geleceğiniz üzerinde de etkili. Ya bu kalıpları biraz esnetebilseydiniz ya da daha iyi limanlarda daha fazla zaman geçirebilseydiniz? Nasıl olurdu? Belki de ünlü Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un şu tekniği işinize yarayabilir. Marcus Aurelius'a göre insan değişmek istediği alanı net bir şekilde belirlemeli ve sonra tüm varlığıyla ona yoğunlaşmalı. Öyle ki sabah akşam aynı fikir üzerinde yoğunlaştığında bir süre sonra o fikir onun alışkanlığına, karakterine, doğal bir parçasına dönüşecek. Ben buna bir düşünceyi solumak diyorum. Peki bir düşünceyi nasıl soluyabilirsiniz? Onu nasıl kendi karakterinizin doğal bir parçasına dönüştürürsünüz? Diyelim ki duygusal olarak daha dengede, sakin hissetmek istiyorsunuz. Anahtar kelime olarak dengeyi seçelim. Ona karşılık gelen bir ifade ya da sevdiğiniz bir sözü de kullanabilirsiniz. Bu kelimeyi veya ifadeyi küçük bir kart üzerine yazın ve yanınızda taşımaya başlayın. Gün içinde her bulduğunuz fırsatta kendinize bunu hatırlatın. Bir süre sonra elinizi cebinize atıp kartı hissettiğinizde düşünce kendiliğinden gelmeye başlayacak. Eğer bu işi daha fazla ciddiye almak isteyenlerdensiniz, benim gibi aynanıza yazabilir, sabah uyandığınızda başucunuzda bir başka kartta okuyabilir, arabanızda bir başka yere yapıştırabilir ve gün içinde bol bol kendinize hatırlatırsınız. Bir süre sonra istediğiniz bu özellik ve onunla ilişkili düşünme ya da hissetme eğilimi hayatınızın doğal bir parçasına dönüşmeye başlayacak. Özünde iki seçenek var gibi görünüyor. Birincisi, pek de hoşlanmadığımız düşünce limanlarına sürüklenir ya da orada yaşamaya devam ederiz. Bunlar kaygı, korku, sıkıntı, stres, yetersizlik, başarısızlık ve benzeri şeyler. Ve birçok insan o yolun devamında ne olduğunu iyi biliyor. İkinci yol, nazikçe zihni yönetip her seferinde bir şeyle tüm enerjiyi oraya yönlendirmek. Böylece uzun vadede bir milimlik değişiklik bile rotanızda büyük bir fark yaratacak. İyi yolculuklar.